Affet beni be. Şimdi de masum kedicik mi oldun la? He, şeref yoksun. Gel la buraya. İn aşağı. Anlatın. İn aşağı. Ah, ustamsın dedim sana, güvendim. Bana bugün nasıl yaparsın la? Şarkılarımı, hayallerimi çaldın bana. Sonra da utanmadan gittin, kendine albüm yaptın la. İsmail. İsmail. Sadece yakamı tutma. Vur bana İsmail. Vur, vur. Elini korkak alıştırma. Vur bana. Vur bana İsmail. Vur. Ne yapıyorsun la? Delirdin mi? Delirdim İsmail. Gerçekten delirdim. Yaptım ama niye yaptım? Bir sor bakalım. İkimiz için bu. Saçmalıyorsun la. Kanırtı var benim o. Dediler ki İsmail yakışıklı değil, kara kuru, çirkin bir insan. Ama sen dalyan gibisin, en azından sempatiksin. Gel sana yapalım albüm dediler. Onu yaparsak albüm tutmaz dediler. Ben de ne yapayım be ya? O şarkılar boşa mı gitsin diye düşündüm İsmail. O yüzden kabul ettim ben de. Sana ihanet etmiş gibi gözükebilirim. Evet öyle gözüküyor. Ama bir yere kadar. Bir yerden sonra dedim ki yeter artık, sizin paranızla, pulunuzla, şöhretinizle sizin olsun dedim. Bastım. Onlara tavrımı koydum, geldim mahalleye, geri döndüm. Affet beni İsmail. Affet beni oğlum. Biliyordum. İçinde çok delikanlı bir insan olduğunu biliyordum. Helal olsun sana. Helal olsun. Sağ ol İsmail. Çok üstüne geldi senin benim kotik ustam. İkimiz için yaptıydım bu oğlum. Hayat döndü dolaştı. Yine bizi kesiştirdi aynı noktada be. İsmail. İsmail. Ne? İsmail sen ne kadar saf bir adamsın ya. Ya sen nasıl barışırsın tekrar Cuma Usta'yla? Ya bu adam senin şarkılarını, eserlerini çalmadı mı? Senin şanını, şöhretini almadı mı senden? Sanat dünyasında olur böyle şeyler teyzeciğim. Bak ben sana konuyu kısaca özet geçeyim. Sen de aydınlan, rahat et. Tamam mı bak? Benim tipimi beğenmemişler. Cuma Usta'm da dalyan gibi yakışıklı olduğu için ona albüm yapmak istemişler. Ustamın bir suçu yok yani. Ben senin tipine kurban olurum da. Cuma mı dalyan gibi ya? Güldün mü beni İsmail? Teyzenim bak ustama hakaret etme. Gerçek anlamda pamuk gibi bir kalbi var onun. Özünde aşırı pamuksu biri o. Bak beni sinir etme İsmail. Asıl sen aşırı pamuksusun ya. Hatta senin kafanın içinde bir pamuk yığını olduğunu düşünüyorum. Ayıp ediyorsun teyzenim. Ustamın üstüne bu kadar gitme. Ne değerli ustam varmış senin be? O benim iyiliğimi, güzelliğimi düşünüyor teyzenim. Öyle deme. Ya bırak ne iyiliği, güzelliğiymiş be. Aptallık etme artık. Gör gerçekleri, gör. Anladın mı? Gel buraya. Bak. Aynaya iyice bak. Aptallık etme. Sen İsmail Veremoğlu'sun. İyi düşün. İsmail Veremoğlu. İsmail Veremoğlu'yum ben. Gel. Ne var ki bunda? He, İsmail Veremoğlu. Ya gelirken yolda işte durdurdular yani. Merhaba. Araması mı yokmuş, ya, bilmem nesiymiş, şeymiş. Balotalı kız, selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım, görüşmeyelim be. Vallahi kış da geldi ha. Geç geldi ama olsun, temiz geldi yani. Peh be kardeşim be. Peh be. Sende nasıl böyle bir meşin bir surat varmış? Hem çocuğun şarkılarını çaldın, hem bir de üstüne üstlük hala buraya mı geliyorsun ya? Ne oluyor be ya? Allah Allah. Gaza geldim ben, beni böyle şey yaptılar. Herkes gibi ben de. Affedersiniz, İsmail beni affetti. Size ne oluyor? Sen niye bana çay vermiyorsun bakalım? Çay mı yok kardeşim sana. İsmail seni affetmiş olabilir Cuma ama henüz burada affedilmedin. Lan at ağızlı, çocuğun hayallerini nasıl çaldın lan? Ha? Ne hayali be? Ne hayalinden bahsediyorsunuz siz? Hayalden bol ne var be oğlum? Kapa gözlerini bak. Aa, al sana hayal. Al sana da hayal. Al sana da hayal. Al sana da hayal. Selam Bey, bireysel olarak mı dövelim yoksa? Güzel kardeşim, ben karşıyım. Ben bireysel işimi çözeyim, sonra bakarız. Bu sana. Ne oluyor be ya? Ne oluyor? Bakın bak bak, erkek ses teker teker gelir. Mola. Telefonu çalıyor. Pardon. Alo. Alo ses. Alo, şimdi daha rahat duyuyorum. Evet, evet. Beyhude Bey. Tabii tabii. Geliriz, hiç merak etmeyin. Tesisat bizim işimiz. İki dakika oradayım, hiç merak etmeyin. Oldu, görüşmek üzere. Beyhude Bey, Beyhude Bey kim be ya? Tanıyor musunuz bakalım? Anam! Adamın adresini almayı unuttum. Beni vıdı vıdıya düşürdünüz yine ha. E ara sor kardeşim, al adresini. Arayayım, sorayım da sonra ücret bana değil mi? Olur mu ya? Daha dur, daha dur. Sana çok bak. Parası, bunların paraları sana daha çok Cuma. Tövbe de Allah yazdıysa olsun, öyle deme. Cebimizden para çıkmasın. Hep cebimize para girsin. Hep cebimize para girsin ama mecburen arayacağım şimdi.
Çünkü ekmek parası nereden baksan. Of of. Alo Beyhude Bey. Ya ben sizin adresinizi almayı unutmuşum. Bana mesajımı göndertir misiniz onu? Tabii tabii. Oldu. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu konuşma ücretimiz de servis ücretine eklenecektir. Haberiniz olsun. Sonradan bir maraz çıkmasın da. Olur, görüşmek dileğiyle. Sen kalın. Sen nasıl bir insansın lan? Biz bununla nasıl tanıştık ya? Ben o güne lanet ediyorum. Bu Trakya'dan gelmiş diyor ki elinde bavulla, tahta bavulla. Hatırlıyorsun değil mi? Çay ver be oğlum. İçimiz ısınsın. Çayma yok sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.